Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesoğlu. Aralık ayı finansal astroloji videosuyla karşınızdayım. Öncelikle belirtmek isterim ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız demek istiyorum hepinize. Ve Aralık ayına geldiğimizde artık yılın son ayındayız. Dilerim bu yıl herkes için bol kazançlı geçmiştir. Öncelikle bunu dilerim herkes için. Borsa tarafından başlamak istiyorum Aralık ayına. Çünkü Kasım ayında tüm dünya borsaları yükselişteydi ve Aralık ayında da bu döngü devam edecektir. Fakat Aralık ayında evet hem bir yeni ay hem bir doğum ay var ama iki tane önemli döngümüz var. Tabii ki de birincisi Merkür Retrosu, diğeri de kış ekinoksu olan 21 Aralık ekinoksudur. Tabii ki de Merkür Retrosu geri dönüyor, geldi tekrar gözümüzün nuru Merkür Retrosu diyoruz. Dünya borsasına ve ülkemiz geneline baktığımız zaman öncelikle Aralık ayının ilk iki haftasında borsa tarafında hem bankacılık ve finans sektörü, çimento ve emlak sektörü aynı zamanda petrol ve kimyasal sektörü ön plana çıkmaktadır. Aralık ayının ikinci iki haftasında yani yılın son iki haftasında ise otomotiv sektörü ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı da bilişim ve teknoloji ön plana çıkmaktadır. Fakat Merkür ası olduğu için açıkçası bilişim ve teknoloji sektörüne birazcık dikkat etmenizi önermekteyim. Ülkemiz borsasına geldiğimiz zaman BIST'e baktığımda aslında 1 aralık kapanışı düşüşle kapatacağını öngörmekteyim BIST'in. 4 8 Aralık haftasına baktığımızda 4 Aralık'ta açılışı ay değişken burçta yapacağı için aslında piyasanın yönü değişebilir. O yüzden de pazartesi kararsız da olsa salı günü piyasa yönü değişecektir. Fakat 7 8 Aralık'ta piyasa yukarı yönlü kapatabilir baktığımızda. 11 15 Aralık haftası aslında bizim için en kritik haftalardan bir tanesi. Çünkü 12 Aralık'ta bir yeni ay var. Ve bunu takiben aynı zamanda 13 Aralık'ta da Merkür Retro'ya başlıyor. Burada piyasa tamamen değişebilir. O yüzden daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Özellikle 14-15 Aralık Merkür başlarında borsa aşağı yönlü hareket edebilir. Bunun dışında 18 20 Aralık'ta Biste baktığımızda 21 Aralık bir Ekinoks. İki nokta bizim için çok önemli çünkü hem dünya piyasaları hem de bizim piyasalarımızda ne olursa olsun piyasa ters dönebiliyor yani yukarı giden aşağıya gidebiliyor aşağı giden yukarı gidebiliyor o yüzden. 21-22 Aralık döngüsü de çok önemlidir biz tarafında. Daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Yılın son haftasına geldiğimiz zaman tabii ki de 25 Aralık haftası Noel olduğu için dünya piyasalarında birçok borsa kapalı olacaktır. Ülkemiz piyasasında daha stabil gideceğini öngörmekteyim ama 28 Aralık'a dikkat etmenizi söyleyebilirim burada ve yılın son haftası aslında dünya piyasaları kapalı olduğu için birçok yabancı yatırımcı İstanbul borsasına kayabilir. Bu da İstanbul borsasını hareketlendirebilir. Döviz tarafına baktığımız zaman dolar Aralık ayının ilk haftası 12 Aralık yeni ayına kadar yukarı yönlü hareket edebilir. 13 Aralık Merkür üssü ile beraber hafif de olsa aşağı yönlü hareket edecektir. Ama 21 Aralık Ekin ile birlikte dolarda da biraz yukarı yönlü hareket olacaktır. Ama aynı zamanda 24 Aralık'tan sonraki yıl sonuna kadar döngüde dolar stabil gidebilir. Euro'ya baktığımızda dünya genelinde Aralık ayı aslında Euro için oldukça iyi görünmektedir. Merkür Retrosu başlangıcında 13 Aralık döngüsünde biraz geriye gelse de 21 Aralık'tan sonra tekrar yukarı yönlü hareket edebilir. Bu yüzden de Euro yıl sonu daha karlı kapatacaktır. Yalnız burada şuna dikkat etmenizi önermekteyim. Her Merkür Retrosu'nda İngiliz sterlini geri gelmektedir. Eğer ki İngiliz sterliniyle iş yapıyorsanız Merkür Retrosu'nu bekleyebilirsiniz. Çünkü bu döngülerde İngiliz sterlini aşağı yönlü hareket etmektedir. Emtialara baktığımız zaman altın ve gümüş tarafına geldiğimizde Aralık ayının ilk haftası altına yine yükselişler olacaktır. Bu da altın tarafında iyi kazançlar sağlayacaktır. İkinci hafta 8 Aralık itibariyle 13 Aralık'a kadar altında yine ani yukarı yön hareketler olabilir ama 13 Aralık'taki Merkür Retrosu girişiyle birlikte altında gelir çekilmeler olabilir. Burası bizim için alım fırsatları doğurabilir açıkçası altın tarafında. 21 Aralık'tan önce 18 Aralık'ta Altında ani hareketler olabilir. 18 aralığa dikkat etmenizi önermekteyim. 21 Aralık'taki Ekonoks döngüsünden sonra 22 Aralık'tan itibaren altı yine yukarı yönlü hareket edecektir. Fakat yıl sonunda doğru stabil kapatacaktır altın piyasaları. Gümüş tarafına baktığımız zaman yavaş yavaş yükselişine devam edecektir. Yine 13 Aralık riskli bir döngüdür gümüş tarafında fakat 27-28 Aralık'a kadar gümüş yine yukarı yönlü hareket edecektir. Bunun dışında diğer emtiyalar yılın ilk yarısında çok güzel paladyum, bakır, nikel olsun. Yılın ikinci yarısı bunlar istenilen performansı vermedi fakat Yıl sonundan itibaren artık Ocak ayı itibariyle bunlar da yükselişe geçeceklerdir. Merkür su döngüsünde geri gelse de bu tiyalar bu döngüler açıkçası paladyum, nikel ve bakır için uzun vadeli yatırım için uygun zamanlardır. Bunu söyleyebilirim. Kriptolara geldiğimiz zaman kriptolara genel olarak anlatacağım. Bitcoin ya da Ethereum ya da herhangi bir şey üzerine ayırmak istemiyorum. Genel olarak beraber hareket ediyorlar. Aralık ayının ilk haftası 1-2-3 Aralık yukarı yönlü gidebilir. 4 Aralık biraz riskli kripto tarafında. 5 Aralık da birazcık riskli ama 6-7 Aralık'ta yukarı aşağı yönlü hareketli olabilir. Biraz daha dikkatli olmanızı önermekteyim. 8-15 Aralık'a baktığımızda tabii ki de 13 Aralık Merkür Retrosu var ki kriptolar Merkür Retrosu'nu sevmiyor. O yüzden 13 Aralık haftası önemlidir. Kripto da aşağı yönlü hareket olabilir. Fakat bunun dışında 20 Aralık itibariyle Vesta bizim için kriptoda takip ettiğimiz en önemli astroitlerden bir tanesi retrosunu ikizler burcunda devam edecektir. Yine Kripto da 20 Aralık itibariyle 21 Aralık ekinoksu ile birlikte yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketlenme olabilir. Kriptoada bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dilerim bu yıl herkese bol kazanç getirir. Hoşçakalın.